yana ne yazık ki Türk yıldızlarının kaza haberi geldiği an ben Ankara'daydım ve o an sonrasında haberlerimizi hazırladık, sitemize koyduk ve sizlere de bir YouTube videosu hazırlamaya karar verdim. Şu an Ankara'da Esenboğa Havalimanı'ndayım ve tabii ki kalbimiz yanıyor çünkü kazada şehit olan bir pilotumuz var. Öncelikle Yüzbaşı Burak Gençelev'in ailesine, yakınlarına, tüm sevenlerine ve tabii ki Türk Hava Kuvvetleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ailesine, tüm Türk yıldızlarına gönül bağı kurmuş herkese başsağlığı diliyorum. Gerçekten çok üzgünüz. Genç pilot bugün son yolculuğuna uğurlandı. Son uçuşunu Mavi 44 çağrı koduna sahip nakliye uçağıyla memleketi olan Trabzon'a yaptı ve toprağa verildi. Her uçak ve helikopter kazasında olduğu gibi elimizde çok kısıtlı bilgiler var. Bu bilgiler ışığı altında sizlere bazı aktarımlarda bulunacağım ama tabii ki bu kazayla ilgili gerçekler, kaza Kırım ekibinin yapacağı detaylı çalışmalar sonrasında ülkemizde olsun, yurt dışında olsun başarıyla görev yapıyorlar. Her ekipte olduğu gibi belirli dönemlerle pilotlar yer değiştiriyor ve yeni pilotlar filoya, Konya'da bulunan 3. Anajet Üs Komutanlığı'ndaki 134. filoya katılıyorlar ve tabii ki bir geçiş eğitimi gerçekleştiriliyor. Öncelikle bu filoya başvuran tüm pilotlar gönüllü olarak bu görevi yapıyorlar. 38 öğretmenliğiydi. T-38'lerle F-5'ler çok yakın uçaklar birbirine. Buradaki eğitiminin arkasından tecrübeli bir pilot ve Türk yıldızlarına geçmek üzere başvuruyor, gönüllü olarak geliyor. 1 Eylül 2020'de görevine başlıyor ve bu süreç içerisinde eğitim uçuşlarına devam ediyor. Malum salgın nedeniyle uçuşlar önemli bir ölçüde azaltılmış durumda. Ancak geçiş selamlama uçuşları yapılıyor ve bu sezon içinde Türk Yıldız kolunda 3 numara aslında ikinci lider ve onun kolunda da 4 numara var. 4 adet NF5 uçağıyla kalkıyorlar. Fakat bana ulaşan bir bilgiye göre, teyitli bir bilgi değil, pilotumuz bir teknik arızadan söz ediyor ve çok kısa süre sonra da ki yerden 300 feet yukarıda çok dik bir yatış açısıyla birlikte yere vuruyor ve alev topu haline geliyor. Bu videoda da görüyorsunuz 1 ve 2 numaraları yukarıda çekiyor. Yanlış görmüyorsam görüntü kalitesi çok düşük. 4 numarada çok alçak bir şekilde çekerek kurtarıyor. Fakat 3 numara bunun arkasından çok ciddi bir yatışla vurarak uçak alev topu haline geliyor. Şimdi buradaki kazada bir problem olduğu ifade ediliyor. Olmayabilir tabii ki bunlarla ilgili. Bu nedir? Muhtemel kumanda yüzeyleri ile ilgili bir problem olmuş olabilir. Buna bakmak gerekiyor. Veya bu pozisyonda pilot kendinde mi değil mi? Yani herhangi bir aşırı G'den dolayı bir G-lock, bu G'nin etkili olmasıyla birlikte kendini kaybetme durumu mu var? Tabii bunlar kaza raporları üzerinden yapılacak. Birçok izleyicimiz diyor ki işte bu uçaklar çok yaşlı. Ben şunu söylemek istiyorum. Türk Hava Kuvvetleri emniyetsiz bir şey uçurmaz. Bu uçaklar o bakım ekibinin inanılmaz özverili çalışmalarıyla çok yüksek oranda faal tutuluyor. Ve gerçekten biliyorlar gösteri yapılacağını, G'yi çekecek o uçaklar, göreve gidecek ve onları en iyi durumda teslim ediliyor. Zaten uçamayacak bir şey olmasa bu uçak o gün uçuşa verilmez. Bunu bir kere bilmenizi istiyorum. Teknik problemler havada tabii ki meydana gelebilir. Ama bu durumlarda da pilotların uygulayacağı emergency durumlar var. Ama ne yazık ki bu kazada uçak çok alçak ve fırlatma koltuğunda kullanacak bir zaman yok. Fırlatma koltukları bu arada F-5 uçaklarında var. Hatta benim çekimlerimde oturduğum koltuk bir F-5 uçağının koltuğu. Hizmetten çıkmış bir uçağın koltuğu. Tabii ki roketleri sökülmüş. Bu koltuğun özelliği 0-0 yani. Yerde bile olsa uçak, süratsizken bile olsa emniyette pilotu fırlatıp paraşütün açılmasını sağlıyor. Videonun başında da belirttiğim gibi bu kaza Türk Yıldızları'nın ikinci şehitli kazası. Bir önceki kaza 2012 yılında meydana gelmişti. Üsteğmen Ümit Özer'in kullandığı F-5 tipi uçak ne yazık ki yine böyle bir eğitim uçuşu sırasında düşmüştü. Bu kazayla ilgili de birçok spekülasyon yapılmış. İşte atlayamam, bu uçakta yetim hakkı var gibi sözler ifade edilmişti. Bu kazayla ilgili elimizdeki verileri takip ettiğimiz Fatih Tanacı'nın Türk Yıldızları kitabı var.
Bu kitapta da ise şu bilgi veriliyor. Bu kazayla ilgili herhangi bir teknik arıza yok. O beşli ayrılma sırasında ne yazık ki pilot muhtemel bir yüksek G nedeniyle veya oryantasyonunu kaybetmesi nedeniyle kısa süreli böyle bir kontrol kaybı yaşıyor. Uçak çok alçak ve ne yazık ki burada toparlayamıyor pilot. Son anda uçağı düz hale getirse de satıyla birlikte uçak yere çarpıyor ve ne yazık ki Ümit Özer Üsteğmen o kazada şehit oluyor. Türk Yıldızları'nın ilk şehidiydi Ümit Özer. Ne yazık ki bu kazada da ikinci kazada da ikinci şehidini Türk Yıldızları vermiş oldu. Dediğim gibi gerçekten çok yürek dağlayıcı bir kaza. Bu kazayla ilgili araştırmalar yapılacak ve sonuçlar ortaya çıkacak. F-5 uçaklarının ki önümüzdeki 3-4 yıl içerisinde gövde ömürlerini tamamlayarak emekli olması planlanıyor. Bu uçaklar için de hedef Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ tarafından tasarlanmış Hürjet'in envantere girmesi ve kullanılması. Tabii onun öncesinde bu uçaklar eğitim amaçlı kullanılacaktır Hürjetler. Belirli bir saat tecrübeden sonra Türk Yıldızları'nda da yerini alması hedefleniyor. Güzel bir yaklaşım. Umarım bu proje devam ederek Hürjet konusundaki adımlar atılır ve Türk Yıldızları renkleriyle görürüz. Evet, sorularınızı lütfen bizlere yorum olarak yazın. Sitemizle, kanalımızla ilgili görüşlerinizi iletmek isterseniz info@tolgozbek.com mail adresine mesaj yollayabilirsiniz. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar herkese sağlıklı günler diliyorum.